Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, az önce Cumhuriyet Halk Partisi Hukuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Aydın Milletvekilimiz, Anayasa Komisyonu üyemiz Muharrem Bülent Tezcan ve ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan randevu isteyerek kendisini ziyaret ettik. Konu Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile aldığı ikinci karardı. Enis Berberoğlu'nun masum olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilliği görevinin gasp edilemeyeceğini her fırsatta söyledik. Ancak bunu ne Cumhurbaşkanı'na, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, ne de AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerine anlatamadık. Fakat hukukun gerçek kararını Anayasa Mahkemesi ikinci kez verdi ve Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi hak ihlali olduğu kararını açıkladı. Bu kararla birlikte yeniden yargılama işleminin başlatılması, mahkumiyet hükmünün infazdan durdurulmasını, başvurunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesini, yani tutukluluk süresinin kaldırılmasını, yeniden yapılacak yargılamada durma kararının verilmesi. Yani Enis Berberoğlu milletvekilidir. Bu yüzden yargılamanın durdurulması kararını da verilmesini söylüyoruz dediler. Meclis Başkanı AİHM'in, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu tür kararları aldığını, yani hak ihlalleri kararlarını aldığını, ancak onun bu ihlali nasıl düzeltileceği konusunda bir açıklama yapmadığını, ilgili makamların bunu yerine getirdiğini, fakat anayasanın hukuk gereği, kanun gereği Anayasa Mahkemesi'nin kimlerin hak ihlali kararını uygulamasının zorunlu olduğunu Anayasa Mahkemesi'nin bizzat karar alarak taraflara bildirdiğini de, bunun da kanun kararı olduğunu ifade etti. Böylece Anayasa Mahkemesi hem HSYK'ya hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, bunlar anayasal kurumlar oldukları için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu kararı uygulayın diye gerekçesinde not düştü. Neden Türkiye Büyük Millet Meclisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir anayasal kuruluştur ve milletvekilliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hak ihlali olduğu halde okutularak, kararın okutularak milletvekilliğinin düşürülmesinin bir an önce durdurulması gerekliliğini açıkça ifade etti. İkincisi, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yerel mahkemenin de anayasanın aldığı, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara uyması gerektiğini, bunun için de HSYK'nın üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekliliğine dikkat çekti. Böylece bu kararın bir an önce fiiliyata geçmesi gerekiyor. Meclis Başkanı daha önceden de ifade ettiğim gibi Anayasa Mahkemesi kararlarını bütün kurumlar uygulamak zorundadır. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin de tahmin ediyorum ki bu doğrultuda bir karar alacağı düşüncesi içerisindeyim dedi. Devamen şöyle ifade etti. Bu karar açıklandıktan sonra biz bu kararı karma komisyona göndereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki karma komisyona göndereceğiz ve biz böylece görevimizi yerine getirmiş olacağız. Fiilen de Enis Berberoğlu milletvekilliği görevine başlamış olacak. Durum budur bu konuyla ilgili arkadaşlar. Yine Türkiye'nin gündeminin bunlar olmaması gerektiği halde, Türkiye'de şu anda yoksulluk var, açlık var, enflasyon var, çiftçiler ayaktalar, esnaf ayakta, insanlar ne yapacağını bilemiyor ama
Cumhurbaşkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Türkiye'nin gündemini değiştirerek bir anayasa çalışması meselesini tekrar gündeme getirdiler. İlk çalışma 19 Ekim 2011'de başlatıldı. Tam 25 ay sürdü. Mecliste grubu bulunan HDP dahil Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP hepsi bu görüşmelere katıldılar. Bu komisyonun aldığı bir karar doğrultusunda komisyona herhangi bir siyasi parti 3 gün devam etmezse komisyon kendiliğinden lav olur kararına AKP 3 gün devam etmeyerek, bu görüşmelere devam etmeyerek bu görüşmelerin son bulmasını sağlamıştır. Daha sonra 2016 yılında ikinci anayasa komisyonu oluşturuldu. Burada biz bu sefer 25 ay gibi bir sürece gerek yok. Biz kırmızı çizgilerimizi ifade edelim. Birincisi, anayasanın ilk 4 maddesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgisidir dedik. İkincisi, parlamenter sistem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgisidir dedik. Yani ucube bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı sistemini eğer tartışacaksak bunu tartışmaya gerek yok. Bizim kırmızı çizgilerimiz bunlardır dedik. Bunun üzerine İsmail Kahraman, komisyonun çalışma şartları kalmamıştır diyerek bu komisyonun çalışmalarını sonlandırmıştır. İktidar amacı anayasanın 82 anayasasının darbe hukukunun anayasanın içine nüfus etmiş olan hukukunu arındırmaktan, böyle bir niyeti yok, hukukunu arındırmak gibi bir niyeti yok. Cumhuriyetin kuruluş tarihinden itibaren darbelerin hukuksal olarak anayasayı kirletmesinden, yok etmesinden arındırmak gibi bir kararı yok. Onun niyeti sadece iktidarını perçinlemek. Biz bunu nereden anlıyoruz? 2010'daki anayasa değişikliğinde böyle bir değişiklik istediler ve referanduma gittiler. O referandumda Fethullahçı terör örgütünün lideri ölüler yerlerinden kalkarak gidip oy kullansınlar dediler. O anayasa kararının kime yaradığı çok açıktı. O referandumdan çıkan karardan sonra Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbesine kadar bir süreci yaşamak zorunda kaldık. 2017'deki değişiklikle ucube bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı sistemi geldi ve bugün öğrenciler sokaklarda polis şiddetine maruz kalıyorsa, siyasetçiler sokaklarda sokak şiddetine maruz kalıyorsa, toplum troll şiddetine maruz kalıyorsa, bütün bunların nedeni açlığın, yoksulluğun, enflasyonun nedeni bu ucube Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Onunla karşı karşıya kaldık. Bu da gösteriyor ki iktidarın anayasadan beklentisi sadece kendi iktidarını perçinleyecek kararların alınmasıyla ilgili. Ancak iktidarın, yani devletin gücünü kullanan bir kişi var. Süleyman Soylu. Süleyman Soylu gerçekten bir provokatör. Gerçek bir provokatör. Daha önceden Cumhuriyet Halk Partili il başkanlarının şehit cenazelerine katılmasını engelleyin diye emir vererek Çubuk'taki lince kadar bir provokatörlük örneği göstermiştir. Şimdi de rektörlerin seçimle gelmesi kötüydü. Cumhurbaşkanı buna el attı ve 2016'da çıkan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kararnamesiyle artık rektörler bir kişinin iki dudağı arasında atanıyor. Doğru olan bu deme cüretini gösteriyor. Bu kişi kendi işini yapmalıdır. Terörle ilgilenmelidir.
sokak şiddetinin maruz kaldığı siyasilerin müsebbiplerini yakalamalıdır. Mafyanın tehdidine maruz kalan siyasetçilere karşı mafyanın, devletin burada bir güç olduğunu mafyaya göstermelidir. Türkiye'de çocuklara şiddet uygulamayı bırakıp gerçek teröristlerle uğraşmalıdır. Ama İçişleri Bakanı Soylu böyle mi davranıyor? Hayır. Daha önceden de Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'le ilgili övgüler düzen, onu metheden bu kafa şimdi de kalkıyor. Diyor ki bu darbeyi Fethullahçı terör örgütü Fethullah mı yaptı sanıyorsunuz diyor. Şimdi Fethullahçı terör örgütünün siyasi ayağının neden ortaya çıkmadığı çok net anlaşılıyor. Çok net. İçişleri Bakanı bir terör örgütü olan Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz kalkışmasının müsebbibinin Fethullah olmadığını ifade ediyor. Kastı Amerika var arkasında diyor. Ama böylece Fethullah'ı gerçekten suçlu olmadığı imajını bilinçaltına sokuyor. Böylece ne yapmaya çalışıyor? Fethullahçı terör örgütünün siyasi ayağının üstünün örtülmesine çalışıyor. Çünkü o siyasi ayağın temsilcilerinden bir tanesi de kendisidir. Terör örgütü liderini övmek, terörü gerçekleştiren, kalkışmayı yapan kişinin işlediği suçun hüviyetini ortadan kaldırıp başka bir yere işaret etmek tam da budur. Soylu, Fethullahçı terör örgütü liderini korumaktadır. Onun için Soylu'nun bir an önce görevden uzaklaşması gerekir. Devletin bunu görüyor olması gerekir. Soylu görevdeyken Fethullahçı terör örgütünün siyasi ayağının ortaya çıkması mümkün değildir. Eğer Soylu Amerika'yı işaret ediyorsa o zaman gereğini yapsaydınız. Senin karşısında hukuka aykırı verdiği her emre tamam efendim diye uyguladığın Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret ettiği zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı önünüzü ilikleyip de onun karşısına mektup cebinizde çıkmasaydınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu korusaydınız. İçişleri Bakanı olarak sen görev yaparken yargılanma süreci devam eden papazı Trump'ın iki sözüyle özel jete bindirip de Amerika'ya göndermeseydiniz. Eğer böyle bir niyetin varsa, böyle bir bilgin varsa bunu kamuoyuyla açık açık paylaşmak zorundasın. Paylaşabilir mi? Hayır. Neden böyle davranıyor? Fethullahçı terör örgütünün siyasi kanadını korumak, üstünü örtmek için yapıyor. Kimi koruyor bu vesileyle? Fethullahçı terör örgütü liderini ve mensuplarını koruyor. Onun için Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilere şiddet uygulamasını anlamak gerekiyor. Ekonomik sorunların tartışılması gerekirken 2016'da az önce de ifade ettiğim gibi Cumhurbaşkanlığı kararı ile çıkan rektörlerin atanmasının Cumhurbaşkanına devredilmesi bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde liyakat sahibi olmayan ama dürüst de olmayan, biraz sonra açıklayacağım, dürüst de olmayan, ahlaklı da olmayan bir kişinin Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması noktasına kadar varmıştır. AKP iktidarında Cumhurbaşkanı her tarafı siyasallaştırmaya çalışmaktadır. Üniversitelerimizi de öyle. Bunu nereden anlıyoruz? Sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde mi böyle bir atama yapılmıştır? Hayır. Ege Üniversitesi'ne AKP eski milletvekili atanmıştır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne AKP eski milletvekili atanmıştır. 9 Eylül Üniversitesi'ne AKP Genel Başkan Yardımcısı atanmıştır. AKP Ankara Üniversitesi'ne AKP eski milletvekili atanmıştır. Bunu daha onlarcasını sayabilirim. Ne yapıyorlar? Amaç üniversiteleri kimliksiz hale getirmek. Kimliksiz hale getirmek, itibarsızlaştırmak. Amaç oralara da nüfuz ederek üniversiteyi siyasete alet etmek. Biz demiştik, camiye siyaseti sokmayın, üniversiteye siyaseti sokmayın diye çağırmıştık, söylemiştik. Orduya siyaseti sokmayın demiştik. Ama iktidar sözlerimizi hiç kale almadan sadece kendi anlayışı içerisinde, kendi görüşü içerisinde dediklerini yapmaya devam ediyor. Şimdi Melih Bulu nasıl bir adam, nasıl kişilikte bir adam? Genel başkanımız çok açık bir şekilde, ya sen bir akademisyensen, rektörlük görevi sana layık görülmüş bir insansan, senin iyiliğin için söylüyoruz. Seni o üniversitenin öğrencileri istemiyor. İdari çalışanları istemiyor. O üniversitenin öğretim görevlileri, akademisyenleri seni istemiyor. Sen vicdan sahibi bir insansan istifa et demişti. Ancak Hürriyet gazetesine verdiği bir mülakatta Melih Bulu diyor ki, Avrupa ve ABD'de üniversitede rektörler üniversite bileşenlerinin oylarıyla seçilmiyor. Dünyada akademisyenlerin oy kullanıp da rektör belirlediği bir sistem yoktur diyor. Bunu kim söylüyor? Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan, şu anda rektör sıfatını taşıyan bir kişi söylüyor. Sözünün doğruluğunu biz araştırmayacak mıyız? Şimdi ben size söylüyorum. Avusturya'da rektörler üniversite konseyi tarafından seçiliyor. Danimarka'da rektörler üniversite konseyi tarafından seçiliyor. Fransa'da, Hollanda'da, İspanya'da, İtalya'da, İsveç'te daha devam ediyor. Rektörler üniversitede çalışanları, üniversite konseyi ve akademisyenler tarafından seçiliyor. Bu kişi yalancıdır. Yalan söyleyen bir kişinin o makamda oturması kesinlikle doğru değildir. Kesinlikle doğru değildir. Bu kişi yalan söylüyor. Neden? Bir makama gelmiş. Diyor ki, ben bu makam hayalimdeki makamdı benim. Bu makama ben geldim. Doğrudur, yanlıştır beni hiç ilgilendirmiyor. Haklıdır, haksızdır beni hiç ilgilendirmiyor. Ben her türlü yalanı söyleyip kendi elde ettiğim bu makamı destekleyerek bu makamı terk etmeyeceğim diyor. Öğrencileri job altında eziliyor, onun sesi çıkmıyor. Akademisyenler öğrencinin tutuklanan 159 öğrenci için eylem yapıyor, onun sesi çıkmıyor. Soylu öğrencileri ayrıştırıyor. Onları terör örgütü üyesi olmakla suçluyor. Peki bu durum bu noktaya gelene kadar İçişleri Bakanı, sen orada bu kadar çok terör örgütü mensubu olduğunu biliyordun da neden gereğini yapmadın? Bilmiyorsan bu ülkenin İçişleri Bakanlığı uyuyor mu? Neden tespit edemiyor? Bunu derhal açıklamak zorundasın. Ama sen Cumhurbaşkanlığı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğer köşeye sıkışırsa mesele kanun değil, yasa değil, hukuk değil, adalet değil. Hemen ortaya çıkıyorsun ve insanları terör örgütü üyesi olmakla suçluyorsun. Çamur atıyorsun insanlara. Bu ülkenin yasaları var, polisi var, mahkemeleri var. Eğer böyle bir şey varsa o insanları alırsın, götürürsün, yargılarsın. Bunun o rektörün o göreve atanmasıyla ne ilgisi var? Onun için insanlarımız gerçekten
çok sıkıntılı bir durumda beyin göçü devam ediyor. Gençlerimiz artık bu ülkede kalmak istemiyorlar. Gençlerimiz bu ülkede yurt dışında eğitim görenlerin %77'si Türkiye'ye dönmek istemiyor. Bu acı değil mi? Bu bir beka sorunu değil mi? Türkiye Cumhuriyeti açısından. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi'ni öğrencilerini bu noktaya getirirseniz yarın o öğrenciler de kendi hayatlarının geleceğini, kendi geleceklerini, kendi hayatlarının umudunu Türkiye'de aramazlar. Onlar da yüzlerini yurt dışına çevirirler. O yüzden biz Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihinde liyakatın ön plana çıkartılmasını istiyoruz. YÖK'ün aldığı kararlar 82 darbe yasasında getirilen YÖK'ün aldığı kararların da daha da gerisine giden bir anlayışı kesinlikle reddediyoruz. Bir an önce özgürlük ve demokrasiden yana olan bir Türkiye'nin özlemle yeni seçimlere gitmesini ve bu diktatör anlayışının, bu faşizan İçişleri anlayışının bir an önce halkımız tarafından seçimlere giderek durdurulmasını talep ediyoruz. Türkiye'nin tek gerçek gündemi vardır, ekonomi. Aşı nedir arkadaşlar? Aşı esnafın dükkanını açması demektir. Aşı turizm demektir. Aşı çocuklarımızın okula başlaması demektir. Aşı iş insanlarının fabrikalarını çalıştırması demektir. Aşı her şeyden önemlisi insan hayatı demektir. Şimdi eğer aşı ile ilgili Türkiye öncelikli olarak hedefini aşıya yönlendirmezse bu saydığım bütün alanlar bir felaketle karşı karşıyadır. Devletin yapması gereken tüm birikimlerini güvenilir bir aşının Türkiye'ye getirilmesi ve onun şeffaf bir şekilde bütün ülkemizin insanlarının aşılanmasının sağlanmasıdır. O zaman Türkiye'de ekonomi canlanacak, sosyal hayat canlanacak. O zaman yapılması gereken diğer adımlar atılacak. Peki şu anda Ocak ayı enflasyonu yüzde kaçta? %14.9'da. Yılın ilk gününde %6 elektrik zammı uygulandı. %6 elektrik zammı. Sadece bir ay içerisinde doğalgaza 2 kere zam geldi. Otoyol ve köprü geşişlerinin ücretleri %25 arttırıldı. Deprem vergisi diye bildiğimiz 17 Ağustos'taki geçici vergi %7,5'tan %10'a çıkartıldı. Yani insanlarımız enflasyon canavarının altında paramparça oluyor. İnsanlarımız dükkanlarını açamıyor. Çocuklarımız okula gidemiyor. İnsanlar yoksulluktan intihar ediyor. Çiftçilerimiz Ankara'ya taşınıyor. Sokaktalar. Öğrenciler sokakta şiddetle karşı karşıyaylar. Anne babaların evlatlarını okutup da gönderdikleri ve üniversiteyi bitirdikleri çocuklar işsizlikten kırılıyorlar. Bu devletin bir an önce buna çare bulması gerekiyor. Ama anlaşılıyor ki bu iktidar kendisini düşünmekten başka asla başka bir şey yapmayacak. Eğer anayasa diyorsa herkes, bütün ülke hemen kulaklarını diksin. Anlayın ki bu iktidardan toplum desteğini çekmiştir. Acaba biz buraya kendimizi kurtaracak hangi anayasa düzenlemelerini getireceğiz diye bir zihniyet içerisindedirler. Eğer devlet Türkiye'de yaşanan faciayı görmüyor, hala yeni gündem maddeleri yaratıyorsa, bunu gören milletimizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bir an önce seçimlerin gelmesini talep eden siyasi partidir. Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor.
İnsanlarımız feryat içerisindeler. Bu feryat sokak şiddetiyle susturulmaya çalışılıyor. Bu feryat trol şiddetiyle susturulmaya çalışılıyor. Bu feryat polis şiddetiyle susturulmaya çalışılıyor. Bu feryat iktidarın uyguladığı şiddetlerle sindirilmeye ve susturulmaya çalışılıyor. O yüzden bizim bu feryadı daha fazla yükseltmemiz, birlikte hareket etmemiz ve bu ucube sistem olan Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce ortadan kaldırılması için sandık başına gitmemiz gerekiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Boğaziçi'ne bir rektör atıyorlar. Boğaziçi'ne rektör atadıktan sonra birden bir panoya Kabe resmi asılıyor ve Kabe resmi yerlerde üstüne bazı yazılar yazılıyor. Ve nedense birileri o anda onu videoya çekiyor. Onu kameralarla tespit ediyor nedense ve bu sürülüyor. Bundan sonra ne konuşulmaya başlanıyor? Kabe resminin kutsallığı konuşulmaya başlanıyor ve bunun yapılmaması gerektiği söyleniyor. Buna karşı dik duracağız. Burada provokatörler vardır deniliyor. Bir, biz bu oyunu yemeyiz. Provokatörün asıl adamı Süleyman Soylu'dur. Orada provokatör kişiler varsa o provokatörler, bu provokatörlüğü gerçekleştiren kişileri derhal bulun. İzmir'de minareden ezan sesi yerine eğer orayı provoke eden bir kişi başka şeyler çaldırıyor ve sen onu bulamıyorsan, provokatörü saklayan kişinin asıl provokatör olduğu ortaya çıkar. Sen şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde ne konuşuluyordu? Rektör. Şimdi neyi konuşturmaya çalışıyorsun? Orada bir din istismarı. Din istismarından bahsedecek siyasi parti sen misin? Seçimler zamanında camilerde kahvaltı verip de siyaset yapan siyasi parti sen değil misin? Sen seçimlerde cami bahçelerinde AKP siyasetini anlatmaya çalışan siyasi parti değil misin? Kabe'nin resmini doğum günü pastası üzerine koyup da onu kesip de yiyen zihniyet sizin zihniyetiniz değil mi? Dine saygılı olan Cumhuriyet Halk Parti'nin tam da kendisidir. Dinin siyasete alet edilmemesini isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam da kendisidir. Dini tahrip etmek isteyen, onu siyasete alet eden, her fırsatta bunu kullanmaya kalkışan da AKP'nin tam kendisidir. Evet. Başka sorusu olan var mı? Arkadaşlar biliyorsunuz bu konuda fezlekeler geliyor. Bunu bir fezleke olarak görüyor meclis başkanı. Biliyorsunuz milletvekilleriyle de ilgili gelen fezlekeler karma komisyona gidiyor. Ama Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda milletvekilliğini kazanmış oluyor Enis Berberoğlu. O yüzden milletvekilliği devam edecek. Ha, diğer fezlekeler gündeme gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dokunulmazlıkların kaldırılması söz konusuysa o ayrı bir konudur, ayrı bir süreçtir. Bu normal bir prosedür yerine getiriliyor. Meclis Başkanı da buna dikkat çekiyor ama asıl konunun Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar olduğunu kendisi de zaten ifade ediyor. Kendi verdiği demeçlerde de söylüyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararının bağlayıcı olduğunu da söylüyor. Ve hatta ilaveten az önce de söyledim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin böyle bir yetkisi yok ama kanun gereği Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının bozulmasını düzeltilmesiyle ilgili hangi makamları göreve çağrılması gerekiyorsa
Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir görevi var. Anayasa Mahkemesi de bunu işaret etmiştir, diyor. Hem ona hem de HSYK'ya. Şimdi Mustafa Çelikov'un açıklaması var ailenin bu kararı için. Siyasi bildiri diyor bu ailenin gönderdiği şeyde. Öte yandan hani öğüt derdesine bir yetki açılma ifadesi var. Yani meclis başkanının tutumu burada nasıl yorumlanmalı? Eğer siyasi bildiri diyorsa bunun meclis başkanının kesinlikle söylememesi gerekir. Anayasa Mahkemesi bizim de yüzümüze kendisinin bizzat ifade ettiği gibi kanun gereği kendi görevini yerine getiriyor. Yani bizim meclis başkanından duyduğumuz budur. Kendisinin örnekleriyle söyleyerek açıklamaya çalıştım. O yüzden meclis başkanının görevi milletvekilinin hakkını, hukukunu korumaktır. Meclis başkanının görevi siyasetten ayrımcılık yapmamaktır milletvekilleri arasında. Ve anayasal görevini yerine getirmektir. Meclis de bir anayasal kurumdur. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar da onun da bağlayıcılığı vardır. Bu süreç kesinlikle böyle işlemelidir. Efendim son olarak biraz önce üzerinde uzun da durduğumuz ama Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Şimdi oradaki öğrencilere siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz, siz rektörün odasını basmaya kalkan, orayı işgale kalkan terörist misiniz diyor. Ve Bay Kemal bu yolda teröristlerle beraber olanın kim olduğunu az önce açıkladım. Fethullahçı terör örgütüyle beraber kim hareket etti? Onu ifade ettim, söyledim. Fethullahçı terör örgütünü kim koruyup kolladı? Çok açıkça söyledim. Silivri mahkemelerinde Fethullahçı terör örgütünün savcılarının arkasında kimin durduğunu, siyasi uzantılarının kim olduğunu çok açık olarak söyledim. PKK ile kim iş yaptığını, Habur sınır kapısında terör örgütü üyelerini, devletin savcılarını onların ayaklarına göndererek içeriye kimin aldığını defalarca söyledim. Bu ülkenin vali ve kaymakamlarına emir vererek bu ülkenin başında bulunan kişinin hendeklerin kazılmasına, menfezlere bomba koymasına göz yumduğunu ve bunun sonucunda evlatlarımızı yitirdiğimizi çok açıkça söyledim. İçişleri Bakanı'nın Soylu'nun yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütü liderini temize çıkartmanın sıkıntısıyla mücadele ettiğini ifade ettim. Böylece bunun suçlusu Fethullahçı terör örgütü değildir, bir başkalarıdır dediler. Bir başkalarıdır dediler demeye çalıştığını ifade ettim. Çok açık ve nettir. Biz öğrencilerimizden yanayız. Biz akademisyenlerimizden yanayız. Biz Cumhurbaşkanı'nın itibarsız hale getirmeye çalıştığı öğretmenlerimizden yanayız. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın itibarsız hale getirmeye çalıştığı esnafımızdan yanayız. İş insanından yanayız. Türkiye'deki bütün insanlarımızla birlikte bir an önce özgürlükçü, demokratik bir altyapının kurulması için parlamenter sistemden yanayız. O yüzden kendisiyle bizim Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı kefeye koyup tartışmak mümkün değildir. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede 15 Temmuz darbe kalkışmasının bir numaralı sorumlusudur. Fethullahçı terör örgütünün siyasi ayağının bir numaralı sorumlusudur. Bir numaralı sorumlusudur. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nın masum olan Genelkurmay Başkanı'nın cezaevine konulup da darbe kalkışması yapmaya çalışan general ve subayların göreve getirilmesinin bir numaralı sorumlusudur. Bununla ilgili kendisinin itirafları vardır. İtirafları kayıt altındadır. Fethullahçı terör örgütünün kendi dönemlerinde büyütüldüğünü, kamu kurumlarında büyüdüğünü kendisi ifade etmiştir. Bunun da bir hem siyasi hem de hukuki sorumluluğu vardır. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu ile kendini kıyaslamaya çalışarak, kendini aklaması ve kendini temize çıkartma ihtiyacını, sıkıntısını biz anlıyoruz. Ama o Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı kefede tartışılacak bir siyasi kişilik değildir. Teşekkür ederim.